Merhaba, eğlence ve teknoloji videoları hazırladığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda şu gördüğünüz koltuğun incelemesini yapacağım. Hepsiburada.com'dan aldım arkadaşlar ürünü. Kocaman bir kutunun içerisine geldi. Kutu 30 kilo yazıyordu ancak satıcıyla görüştüğümde 10 kilo, 15 kilo falan yazıyordu. Bir de böyle bir ses mi geliyor? Tam olarak oturma dükkanında yavaşça üzerine oturun diyor. Yavaşça üzerine oturmayı deniyorum. Şunun açık olması gerekiyor geriye yaslanmak için. Şu bakın. Şu an kapalı. Kapalı kilitli olduğu manasına geliyor. Açık konumda şu an yaslanıyorum. Yaslı haldeyken kilitlemeye çalışacağım. Kilitlenmiyor. Aksi takdirde diyor koltuğunuz kırılabilir diyor. Açık pozisyona getirmeden arkaya doğru salınım hareketi yapmayınız. İlk deneyimlerimi bahsedeyim size dostlar. Fark ettiğim kadarıyla biraz şu dönüşleri güzel bakın. Şu dönüşleri güzel. Yağ gibi dönüyor. Yorum yapmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada sararmalar var. Buradaki sararmalar açıkçası ürünün görünüşünü olumsuz yönde etkiliyor. Arka taraf dizayn edilmiş bu şekilde. Yaslandığınızda bir anda yere düşmeyin diye galiba. Kamerada da yaslandığımız şu an bakın açık konumda. Açık konumdayken yaslanıyorum. Kilidi kapatıyorum. O şekilde yaslanmama izin vermiyor. Bu arada sandalyeyle alakalı şundan bahsedeyim dostlar. Arkasında bir olay varmış. Bir topuz. Onu döndürerek yaylanmasını kolaylaştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu yaylanması şu an kilitli. Kilidini açmak için açıyoruz daha önceden yaptığımız gibi. Sonrasında o yay vardı arkadaşlar. O yayı sonuna kadar döndürüyoruz. Daha yaylangaç oluyor bakın. Gördüğünüz gibi böyle daha yaylangaç bir şey oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Şu olay dostlar. Bunu çevirdiğimiz zaman. Böyle yaptığımızda dostlar. Tek benim olumsuz olarak gördüğüm yön. Kafamı koyamadığım. Gördüğünüz gibi buraya kafamı. Tabii bu yaslanma arkanı kafaya koymayacaksın. Kafanı arkaya koymayacaksan niye var? Şeklinde sorabilirsiniz. Ancak yine de hani. Şöyle hani film izlerken ama şöyle falan yapması aslında fena olmuyor. Ya ben önceden düşündüm hani bunu iade etsem falan mı hani fiyatı bayağı yüksek 375 lira. Sonra dedim işte hani bayağı bir yaylanıyor. Annem falan da beğendi o yüzden dedim hani kalsın. Az önce bir şey yaptım ve kendim yaptım. Şöyle göstereyim sizlere. Arkada görüyorsunuz birkaç malzeme var dostlar. Bu malzemeleri bunu yapmak için kullandım ama bu işime yaramadı. Çadır malzemeleriyle yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arka tarafını göstereceğim size şimdi. Bakın. Şuraya çadır çubuklarını yerleştirdim. Ve buraya da daha da uzun olması amacıyla bu çubukları yerleştirdim. Yere sağlamlaştırmak amacıyla yapılıyor bu çadır için. Buraya bir yastık koydum arkadaşlar. Bu normal küçük bir yastığın içine iki tane koydum. Çünkü buraya yetmiyordu, küçük geliyordu. Bunu da geldim şöyle buraya koydum. Şu taraftan da bakın şurada iki tane vida yerleştirdim buraya. Bu vidalar sayesinde sağa sola oynamıyor. Şimdi de size nasıl işe yaradığını göstereceğim. Şöyle. Şöyle. Şu an kilitlendi değil bakın açıyorum kilidini. Kilidini açmak için biraz ilerlemek gerekiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.